Bırak şimdi camları. Al şunu giy. Senin bedeninde bir müşteri ısmarladıydı. Buraya gelemeyecekmiş. Senin üstünde bakacağım. İhsan amca, bunu kim giyer ki buralarda? Müşteri de sana mı soracak be? Allah Allah. Giy. Ne bakıyorsun kızım? İşim gücüm var benim. Hadi. Rahat ol kızım. Ustadan utanılmaz. Ben senin baban yaşında adamım. Aman da pek güzel yakışmış. Sana da böyle güzel elbiseler dikelim. Kaldır evladım kollarını. Koltuk altı açıklığını ayarlayayım. Şimdi öbür kolunda. Kıpraşma kız. Yine batacak. Şahide. Kız sevmedin mi sen işi? Yok abla. Nasıl terzi? Nasıl olsun? Şahide, bizim kısa yoldan para kazanmamız lazım. Benim kafamda bir fikir var ama becerebilir miyiz hiç bilmiyorum. Neymiş be? Sen yarın işe gideceksin mi? Cumartesi bu İzmir'e mal almaya gidiyormuş. Açmayacağız yarın. Şimdi bu iş için iki kişi olmak lazım. Senle ben iki kişi. Böyle daha ciddi görünsün diye. Bu gerizekalı Sema'dan kıyafet falan alalım. Böyle kişi kadını gibi görmek için. Abla ne yapacağız bir söylesene. Abla söylesene ne yapacağız? İyi günler hanımefendi, merhabalar. İyi günler. Biz evlerde hijyen problemine son veren çok verimli bir sistemi tanıtmak üzere buradayız. Yaptığımız iş basit bir temizlik işi değil. Yapılan araştırmalara göre bir evde 2000'den fazla mikrop bulunmaktadır. Bizim sahibi olduğumuz sistem bu miktarı 300'lere, 200'lere kadar düşürebilmektedir. Ki bu Dünya Sağlık Örgütü'nün standartlarının çok çok altındadır. Yani ortadaki rakam 500 iken biz onu 200 mikrop çeşidine indirebiliyoruz. Allah Allah. Özel bir ilaç mı kullanıyorsunuz? Pek tabii efendim. Pek tabii. Laboratuvarlarda el değmeden üretilen doğal temizlik malzememizi kullanıyoruz. Ha, tamam da benim bir temizlikçim var. Siz bana o ilaçtan verin. Ben kadına kullandırırım. Ha, yok. Onu, şimdi bir tek biz kullanabiliyoruz onu. O şirketin şeysi olduğundan onu veremiyoruz tabii. O, olmaz. Anladım. Olmaz ama benim temizlikçime ayıp olur Sümrü Hanım'a. Bak, siz şu eve gidin. Mehpare Hanım var. Mehpare Hanım'ın yardımcısı yeni ayrıldı. Siz mutlaka alın. Hangisi be? Şu mu? Evet. Heh. Oldu. İyi günler o zaman size. Afiyet olsun. Anneciğim. Nasılsın? İyiyim. İyi ki geldin. Çok özlemiştim seni. Ulan ne işin var gene senin burada? Daha gideli kaç gün oldu? Sınavlardan önce bir hafta ara verdiler baba. Ben de sınavlara burada çalışacağım. Oğlum otursana sofraya. Yok yok. Gideceğim hemen. Kulübe gidip arkadaşlarla buluşacağım. Bana ver. Hı? Geçerken şunu da alana bırakıver.
Hem gönlü olur kadıncağızın. Özledim oğlanı deyip duruyordu kaç gündür. Oo, Mekbahar Hanım'ın maaşına bayağı zam yapıldı herhalde he baba? Baksana bu seferki zarf bayağı yüklü. Evde tadilat mı ne yaptıracakmış? Allah'a şükür elime de yakınlarda epey bir para geçti. İyi. Bizi de görürsün artık değil mi? Ulan ne zaman eksik ettik senin arpanı? Nankör. Senin açlığınla 5 aile geçinir. 5. Ha. İyi tamam. Gösterin bakalım şu ilacı bana. Çok merak etti. Buyurun. Bunun böyle çok güzel nefis bir kokusu vardır. Yumuşatıcıya benziyor bu. Pek tabii ama aynı kökten gelen doğal ferahlık veren limon esansı bunda da kullanılmıştır efendim. Ama bildiğiniz gibi bu ürün çok farklı bir amaca hizmet etmektedir. Ev ortamında bulunan 2000'den fazla mikrobun... Uzatma. Hemen şuradan başlayın. Eğer sizi beğenirsem haftada 2 gün gelirsiniz. Hadi size kolay gelsin. Necat abi bak durum gerçekten ciddi ya. Bacakların da pek düzgünmüş maşallah. Kısacık bir elbise dikiye verelim sana güzel kumaşlarda. Birazdan biçi veririm. 2 günde de bitiririz. Abla çok sıkıştım ben. Şurası kesin mi? Oradan gitsek mi? Koşalım o zaman. O tenhadan gitmeyelim şimdi. Koş ama. Koşarsan kaza olur. Ben sana yaptığı çık değil mi? Ha? Her seferinde aynı şey. Bıktım artık. Yürü. Bana bir kahve yap. Körpe kızın elinden kahve de tadından içilmez. Şeker katma. Parmağını bandır yeter. Ya kızım çok üzülüyorum ben seni işte ya. Zaten sen geliyorsun diye her gün koşa koşa gidiyordum. Şimdi sen de yoksun. Oh olsun işte Zafer. Bak fena mı hem benim sayemde iş sahibi oldun. Senin o terzideki iş nasıl? Bir şey var o adamla beni rahatsız eden Şadiye. Çık o işten. Sana başka iş buluruz ha? Olmaz mı? Ortalıkta iş kaynıyor zaten. Zafer ben de bayılmıyorum senden ayrı çalışmaya ama ne yapalım? Dayanacağız artık, mecburuz. Benim yüzümden Allah, benim yüzümden. Abla benim yüzümden hayatı döndü çocuğum. Abla götürmesinler onu abla. Götürmeyecekler Şadiye, götürmeyecekler. İnan bana, polis bir şey sorup hemen geri getirecek. Vallahi yavrum, ağlama canım benim. Allah göremeyeceğim onu bir daha. Şadiye, Şadiye bana bak, inanmıyor musun sen bana? Abla sözü veriyorum ben sana. Geri getirecekler diyorum Şadiye, inanmıyor musun kızım sen bana? Yaktın ulan hepimizi. Bizi de yaktın, oğlanı da yaktın. Cehenneme gidesin cehenneme. Benim kabahat. Tamam. Benim kabahatim ablam. Ben anlamadım. Korktum. Ben o işe girdiğim gün çıkacağım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.